Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yarı çap 5 santimetre olan O merkezi daire şeklindeki bir kağıt parçası çekil gibi kesilerek iki daire dilimi oluşturuluyor. Bu iki daire diliminden de iki tane konu yapılıyor kıvrılarak. Bu konilerden birinin yüksekliği 4 santimetre olduğuna göre diğerinin yüksekliği kaç santimetredir diye soruluyor. Yarı çapı 5 santimetre, Birinin yüksekliği 4 verilmiş bize. Mesela şu olsun şöyle. Birinin yüksekliği 4 ise şu ana doğrusu 5 olmayacak mı her ikisinde de? Evet. Birinin yarı çapı kaç olacak o zaman? 3 olacak. E o zaman birinin yarı çapı 3 ise eğer R bölü L alfa bölü 360'a. Hocam R bölü L alfa bölü 360'dan şunun açık halinin şeyine bakalım arkadaşım. E buradan sadeleştirme yapalım bakalım. Sadeleştirme yapacak olursak şöyle şöyle. Bu 72. 72 ile de bunu çarparsam 3 çarparsam alfayı kaç bulurum? 216 bulurum. Evet. Demek ki şuradakini kıvırdığım zaman bunu elde etmişim. 216'yı buldum. Diğeri kaç? 360'tan 216'yı çıkartırsam. Hocam 360'tan 216'yı şöyle bir çıkartalım bakalım. 4 burası. 4 burası. 144 mi yapıyor? Evet. 144 yapıyor. Burası 144. E o zaman öbürü de şu. Yani bunun yarıçapına çapına da R diyelim. R bölü L. 5. Açımız bu sefer kaç olacak? 144 bölü 360'a eşit olacak. E hadi bölelim bakalım şöyle. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 72 yapıyor. R'yi de buradan 2 mi buluruz? Evet R 2 çıktı. Hocam diğerini yüksekliği soruluyor. Pisagor bağıntısı. Şuraya H diyelim. H kare de eşittir. 5'in karesi eksi 2'nin karesinden. 25 eksi 4'ten 21 çıkar. Yani H'ı böylelikle kök 21 olarak buluruz. Evet cevap Edremit çıktı. Birinci soruda. İkinci soruya geldik. Yarım küre biçimindeki bir tahta bloğun iç kısmı da yarım küre olacak şekilde oyulmuş. Ve genişliği 10 cm olmuş. Şu 10 cm ise içerisi kaç cm yapıyor? Tamamı 10 ya. Bunun yarı çapı 5 yapar böyle. İçtekinin yarı çapı da 4 kaldı o zaman. Buna göre yapılan bu kasenin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bir kere dıştakinin yarım yüzey alanı var mı? Var. Dıştakinin yarım yüzey alanı. 4 pi r kare bölü 2 diyeceğiz. Buradan ne geldi? 2 geldi. 50 pi geldi buradan. İçtekininkini de bulalım. İçtekinin yarı çapı 4 değil mi? Evet. İçtekinin yarım çaplı 4. O da yarım. Yani 4 pi r kare bölü 2. Şunlar sadeleşse yine 2. 16 32 pi yaptı burası. Hocam dış yüzeyi 50 pi. İç yüzeyi 32 pi. 50 pi artı 32 pi. Bir de ne var? Bir de şurası yok mu kardeşim? Şu yüzey alanı isteniyor. Şu halkanın alanı var. Yani yarı çapı 5 olandan yarı çapı 4 olan dairenin alanını çıkartacaksın değil mi? Halkanın alanını bulmak için. O zaman burayı da şöyle göstereyim. Pi r kare Eksi pi r kare. 25'ten 16 çıkınca da bir de 9 pi geliyor oradan. Buradan da 9 pi geldi. E bunların hepsini toplayacak olursak şu ikisi kaç yapıyor? 41 yapıyor. Bir de 50 ile toplarsam 91 pi yapar. Evet cevap balık esiri yaptı ikinci soruda. 3'e geldik. Karşılıklı yüzeyler aynı renkte olan ve her birinin yüzey alanı 72 birim kare olan özdeş iki dikdörtgenler prizması. Evet küçük A sonraki B sonraki C olsun bize ne vermiş? A çarpı B çarpı C'yi kaç vermiş? 72 vermiş. Şimdi ben bunları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yapıştırdığım zaman alanlar sırasıyla 120 ve 132 oluyormuş. Bak çok güzel bir soru. Şimdi ben şuranın ne olduğunu biliyorum. A buranın B buranın C olduğunu biliyorum. Ben bunları böyle yapıştırdığım zaman 2 tane 72'lik alan yok mu burada? Var. Yani 144 artı değil 144'ten şöyle 2 yüzeyi yapıştırdım ya yapıştırdığım yüzey burası ya ya hocam buradaki hem üsttekinde hem de alttakinde bu yüzeyler kayboldu. Yani AC alanı kayboldu. Yani iki tane AC kayboldu. Bir üsttekinde bir de alttakinde. Değil mi? Tüm alandan iki tane AC kaybolmuş oldu. İşte bu 120'ye eşit verilmiş. Hocam buradan ne geliyor o zaman? Buradan 24 eşittir. AC yapar. 2 AC yapar ve AC'yi de ben böylelikle 12 bulurum. Oo, AC 12 ise 12 çarpı B eşittir 72 ise o zaman ben B'yi 6 olarak buldum mu? Buldum. Güzel. Devam edelim. Şimdi burada da bunları yapıştırmışım. Yapıştırdığım yüzey burası. Yani burası A b çarp B'likten 2 tane kaybolmadı mı? Evet. Yani 72 72. Normalde iki tane alan var. Yani 144 var. 144'ten de 2 tane AB kayboldu. Bu AB kaybolduğu zaman da 132 oluyormuş. Attım öbür tarafa 12 eşittir 2 AB'den. A, B'yi de böylelikle 6 bulurum. Yukarıda A çarp B çarp C'nin ben 72 olduğunu biliyorum. A çarp B yerine 6 yazarsam eğer 6 çarpı de 72 ise o zaman C'yi de kaç buluruz? 12 buluruz. Gençler B 6 C 12. Hani B 6 ise eğer A da kaç yapıyor o zaman arkadaşım? 1 yapmıyor mu? Yapıyor. A'yı da 1 bulduk mu bulduk. Özdeş prizmalardan birinin hacmi nedir? A çarpı B çarpı C isteniliyor bizden. A 1 B 6 C de 12 ise cevap kaç çıkar? 72 çıkar. Gerçekten çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biridir. Lütfen buna dikkat edin. Güzel bir soru. Dördüncü soruya geldik. Yalnız çıkmış soru olduğu için ben çözemiyorum. Teliften dolayı uygulamadan bakarsınız. Beşe geldim. Beşinci soruya bakalım. Şimdi iki tane küre koymuşuz ve şurası da bir santimetre olarak verilmiş. Şimdi buna göre kavanozun hacmi nedir diye soruluyor bize. Tamam. Arkadaşım şöyle. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Kürenin yarıçapı R ise burası da çektik R. Hocam burası da R. A burası ne oldu o zaman? 2R oldu. Yani yükseklik 2R artı 1 mi oldu? Evet. Şimdi buranın da ben artık ne olduğunu biliyorum. R, R. Silindirin hacminin R olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşım şöyle bir şey. Burada merkez kiriş çektik mi yapsak? Şu yarı çapta 5. Oo buraya kadar da 5 verilmiş. Hop şuraya kadar 5 ise merkez kiriş çektik yapsam. Bak şuradaki kirişe dikkat et. Kirişe dik çizdim. Çembersel bilgileri çok kullandığımızı söylemiştik zaten. E tamamı yarı çapı neydi arkadaşım? Yarı çapı R'ydi zaten pardon. Şurası R ise buraya 5 eksi R mi kaldı? Evet. Sonra şunun tamamının ben 2R olduğunu biliyorum. Ve bir birimlik yüksekliği de kullanayım şurada. Şöyle geldiğim zaman hocam çemberler birine değdiği zaman merkezleri de birleştiriyorduk. E hocam şuradaki uzunlukta bir birim değil mi? Evet. A yarı çap ne yaptı? Dikkat et. Burası aslında ne olacak arkadaşım? Dikkat et. 5 eksi R artı 1 de yarı çap değil mi? Evet. 5 eksi r artı 1 de çünkü burası da yarı çap. Bak burası da yarı çap. O da yarı eşit olduğundan 6 eşittir 2r olduğundan r'yi buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Çok güzel. R'yi 3 bulduk. E sonra r 3. Bunun yarı çapı 3. Bizden ne isteniyor? Bu kavanozun hacmi. E, bitti arkadaşım. R 3 ise burası kaç yapar? 6 yapar. R de 3 ise eğer. Hadi bakalım. Kavanozun hacmi pi r kare çarpı h. H da 7 değil mi? 7. O zaman kaç yapıyor? 63 pi mi yapıyor? Evet cevap 63 pi yaptı. Cevap C an oldu. Beşinci soruda. Bu da güzel bir soru. Geldik. Altıncı soruya. Şimdi bu şekilde bir şey verilmiş ve yüksekliği 2 birim olan kare dik prizma biçimindeki bir tahta parçası çıkartılmış. Yüksekliği 2 birim olan kare dik, kare dik prizma çıkartıldı. E yüksekliği 2 olan kare dik prizma çıkartılıyor. Şöyle yüksekliği 2 olacak. Şurada zaten yüksekliği 2. Kare dik prizma çıkartıldı. Tamam. Evet. Tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir küp çıkartılıyormuş. Pardon. Şuradan bir küp çıkartılıyormuş. E tamam. Oluşan şeklin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Şimdi hadi bakalım. Şurada şöyle bir şey var değil mi? Şöyle şunu da göstereyim. Şuradan bir küp çıkartılmış. Yeni alanı bulurken ne yapacağız? İlk önce tüm alanı bulacağız. 2, 5, 5. Tüm alan nedir? Bu x. Kenarların ikişer çarptım 2 iki katı. 2 kere 5, 10. 2 ile çarptım 20. 5 kere 5, 25. 2 ile çarptım 50. 2 kere 5, 10. 2 ile çarptım 20. İşte burada ne yapacağım arkadaşlar? Eklenilen alanları. Ekleyeceğim çıkarılan alanları çıkartacağım. Bak dikkat et. Hocam şuradaki alan çıktı. Alt tarafta da ne oldu? Tam iki birim yüksekliğinde çıktığı için delindi mi delindi. O zaman üst alt çıktı. Zaten bakarken üst alt ön arka sağ sol şeklinde bakıyorduk değil mi? Üst alt çıktı. Çıkarılan alanları çıkartıyorum. Yani iki tane ikinin karesi çıktı. Sonra bakıyorum şuraya. Hocam bu içeride bu yüzey fazlalık. Bu yüzey fazlalık. Bu yüzey fazlalık. Bu yüzey fazlalık. 4 tane de kare yüzey oluşmadı içeride fazlalık olarak ekstradan? Evet. Yani 4 tane de 2'nin karesi eklenmiş oldu. O zaman burası kaç yaptı şöyle bakacak olursak? 90. Sonra 90 eksi burası kaç yaptı? 4 kere 2 8 artı 16 yaptı. E o zaman burası da topladığımız zaman kaç yapıyor? 90 98 yapıyor. Cevap böylelikle C han yaptı. Bu çıkarma sorularında da buna dikkat et. İlk önce tüm alanı buluyoruz. Sonra çıkarılan yüzeylerde eksilen alanları eksiltiyoruz. Çıkarılan alan, eklenen alanları da ekliyoruz. Bazen de birbirlerini nötrlüyordu. Yukarıda çıkıp aşağıda oluşması gibi. Mesela burada yukarıda çıktı. Aşağıda da çıktığı için bu iki kareyi çıkartmış olduk. Altıncı soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 7'ye çözemiyorum. Teliften dolayı 8'i de teliften dolayı çözemiyorum. O zaman bu testi bitirmiş bulunuyoruz. Yani siz bu sorulara nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakıyorsunuz. E o zaman ÖSYM tarzı test 3'ü bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.